İnsan artık madde değil, mana. Ayrılık değil, birlik. Korku değil, sevgi. Eski enerji değil, yeni enerji. Niye? Çünkü yapıştığın ve tutunduğun her şey enkaz altında kaldı. Kıyamet mi geliyor dediklerinde ben diyorum ki evet, kıyamet oluyor. Kıyamet uyanış demek çünkü. Bu olaydan önce mesela hadi ben gidiyorum deyip kapıyı çeker çıkarsınız mesela. Ama şimdi sevdiklerinizi belki son kez görüyorsunuzdur düşüncesiyle bir işte helalleşmek, ne bileyim yani işte bir öpüşmek, sarılmak birbirine. Çünkü bunları yapmıyoruz. O kadar hızlandı ki hayat. En güçlü inanç, hı-hı, iman derecesindeki, hı-hı, en güçlü frekanslı duyguyu yaratır. Rahmetli babaannem. İlk ayetel kürsüyü öğretti bana ve dedi ki, kızım bu duayı oku, sana da ailene de hiç kimseye bir şey olmaz. Top atsalar yıkılmazsın. Otomatik okuyorum. Okuduğuma da rahatlıyorum. Ve bana çok iyi geliyor. Bitti. Herkese merhaba. Ülkece zor zamanlardan geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Yaralarımızı el birliğiyle sarmaya çalışıyoruz. Bu dönemde benim hayatımda, sizlerin de çok iyi bildiği gibi daha önceki yayınlarımda da çokça ifade ettim. En zor zamanlarımda ruhumu ayağa kaldırmakta videolarının yardıma koştuğu, sonra şahsen de tanışma şansına eriştiğim çok sevgili mentorum diyeceğim. Kuantum eğitmeni ve yazar sevgili Serpil Ciritçi. Sağ olsun bugün yine bizi yalnız bırakmadı ve stüdyomuza konuk oldu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Yani bugünlerde hepimizin size çok daha fazla ihtiyacı var. Olayları anlamlandırmada, yorumlamada öyle ustasınız ki bazı toplumsal olayları da, kişisel olayları da çok daha güzel anlamlandırmalar yapabiliyorsunuz. Bu sizin en çok hayran olduğum özelliğiniz zaten. En çok korktuğum zamanlarda o umut filizlerini sizin videolarınızla ektim kendi içime. Ve istiyorum ki ve biliyorum ki hatta bu yayınla da diliyorum ihtiyacı olan herkesin içine biraz umut filizi ekelim. Çünkü hepimizin çok korktuğu, kaygı yani kaygıyla yatağa girdiği, korkuyla geceleri sıçradığı günlerden geçiyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla söyleyeceklerinize çok ihtiyacımız var. Evet, ilk önce gerçekten akıllara zarar büyük bir deprem yaşandı. O nedenle hani doğal olarak bir ülkenin üzerinde ben öyle tabir ediyorum. Hani bir kara bulut, evet, çöktü. Bu süreç herkesi derinden psikolojik olarak etkiledi. Ama tabii hani insanlar doğal olarak ne oluyor? İşte kıyamet mi geliyor dediklerinde ben diyorum ki evet, kıyamet oluyor. Kıyamet uyanış demek çünkü. İnsanlar uyanıyor. Yani sadece bireysel bilinçlerimizde bir deprem olmadı. Bu dünyanın, bu ülkenin de bir bireysel tekamülü var. Ve kendi tekamülünde o da kendi sürecini yaşıyor. Doğal olarak bu her birimize başka türlü yansıyor. Yani başka bir deyişle eski enerji yeniye dönüşürken her zaman ilk önce bir kargaşa, bir çatışma olur. Bazen bir felaket olur. Bu bireysel yaşamlarımızda da öyledir. Evet. Sonra şifa gelir. Yani eski olan her şey aslında bitiyor. Yeni geliyor. Ve dünyada şu anda olan bu. Yaşam biçimlerimizi sorguluyoruz. İşte nelerin değişmesi gerekiyor? Önceliklerimiz neler? Değerlerimiz neler? Yani işte bir hastalık bir insana bunu sorgulatırken bir deprem bunu şimdi ülkemize sorgulatıyor. Varoluşumuzu sorguluyoruz şu, evet, günlerde. İnsanın o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en tepelerinde yani barınma ihtiyacı var. Dolayısıyla insanın aidiyet duygusunun olduğu yer evi, yuvası. Yani bunun yok olması gerçekten insanoğlunun başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. İmtihan demek istemiyorum çünkü imtihan sanki bir hak ediş gibi bir şey de getiriyor böyle sanki içinde. O kelimeyi o yüzden kullanmak istemiyorum burada. Evet. Gerçekten çok zor bir durum ve bu durumla beraber de insanın varoluşunu, ben neden bu dünyadayım, ne için geldim buraya, neye hizmet ediyorum,
ölünce ne oluyor gibi sorular hepimizin hızla gündeminde şu an. Hepimize de farklı farklı cevaplar zuhur ediyor Evet, gibi, değil mi? evet. Yani bireysel silkelenmeler Evet. oluyor dedim ya biraz önce. Yani düne kadar işte başımın üstünde bir dam var. Yani Evet. biraz önce bahsettiğin gibi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en altta duygu güvenlik güç dediğimiz kısım vardır. Yani Evet. insanlar kendilerini güvende hissetmek isterler. İnsanlar korunaklı bir yerde yaşamak isterler. Dünyanın tehlikelerine karşı onları soğuktan dışarıdan koruyacak bir dam isterler. Şimdi bir iki dakika içinde hepsi dağıldı. Bu ne anlama geliyor? Yani 2 dakika önce vardı, 2 dakika sonra hiçbir şey yok oldu. Aynen. Bu da doğal olarak biraz önce söylediğimiz dünyaya dair tüm anlayışımızı, tüm değerlerimizi, tüm önceliklerimizi sorgulattı. Yani dedi ki insanlar, ne oluyor? Ne oluyor? Yani bir şeyleri yanlış mı yaptık? Ya da ben yanlış mı yaptım? Ne oluyor? Ve doğal olarak hani aslında hani biraz önce dedim ya bir yerden başka bir yere gidiyoruz. Aslında maddeden manaya doğru da bir gidiş var. Yani ruhsal anlamda zaten bir silkelenme var. Dolayısıyla bu tarafta yaşananlar biraz önce hiçbir şey göründüğü gibi değildir derken bu tarafa da hizmet ediyor. Yani aslında yepyeni bir döneme giriliyor ve inşallah burada zaman zaman zaten seninle de konuşmaya devam edeceğiz. İnsanlar bir anda aslında başka bir boyuta geçtiler. Başka bir Evet. yerdeler şimdi. Herkes başka bir yerde. Evet. Mesela okulda felsefe derslerinde biz bu soruları konuşuyoruz hocamızla. Ama şimdi düşünüyorum, öyle bir yerde, öyle bir yaşamın içinde konuşuyormuşuz ki sanki bu sorular hani böyle konforu yerinde olan insanların, işte ölüm nedir, biz nereden nereye gideceğiz filan hocam gibi, hani Evet. böyle biraz dışarıdakilerin, yani bu soruyu sorgulayanların, dışındakilerin, ya biraz kafayı mı yedin sen ondan sonra, niye bu kadar irdeliyorsun hayatı, sen böyle fazla yaşamazsın gibi gibi cümlelerine maruz kaldığımız sorular, kafayı yedirtecek soruların, gerçekten tırnak içinde söylüyorum, birebir yaşandığı şu anda, yani birebir sorgulanmak zorunda kaldığımız, yani böyle keyfe keder değil, sadece bir anlam arayışıyla değil ama Mecburen. mecburen, evet, yani cevabının peşine düştüğümüz Evet. günlerdeyiz. Yani yaşaya yaşaya hatta bu soruların cevabını öğrenmemiz isteniyor sanki. Değil mi hayat tarafından? Başka türlü sorgulamıyoruz. Evet. Yani başka türlü sorgulamadığımız için var olan bu durum doğal olarak orada yaşananların tamamını her birey kendi üzerinden deneyimliyor ve sorguluyor. Evet. Ve bunu herkes farklı şekilde Evet. yaşıyor. Durumlar, olaylar dünyada her zaman olacak. Yine depremler olacak. Belki de sel olacak. Başka bir İnşallah afet olmaz. olacak. Yani dünyanın Dünyanın şeyi bu. düzeni bu. Evet. Düzeni bu. Önemli olan onlar değil. Önemli olan onlar karşısındaki bizim tutumumuzdur. Yani tepkimizdir. Ve bu olan olaylardan sonra ne yapacağımızdır. Bunlar eğer doğru bir şekilde yapılırsa zaten hani şimdiki kadar kötü etkilenilmez. Yaşanır belki ama bu kadar canımız yanmaz ki sanıyorum bundan sonrası içinde bu olacak. Yani insanlar şu anda biraz daha bilinçlendiği için ben kimle karşılaşsam işte evlerine uzman getirtiyorlar, evlerine baktırıyorlar. İşte yarın bir gün bir ev alacakları zaman doğru mu, işte nerede bu ev yapılmış, sağlam mı? Bu tür konularda insanlar biraz daha artık bilinçli olmaya başladılar. Geçmişte çok hani bir deprem kuşağında olan bir ülke olmamıza rağmen bu konuda çok bilinçli bir ülke değildik. Ama şimdi biraz önce senin de dediğin gibi mecburen buraya itildik. Evet, hızla. Geldik, Evet, hızla evet, geldik. evet, Çok evet. çok hızlı geldik. Çünkü hani belki tek bir şehirde olsaydı bu o kadar etkili olmayacaktı. Ama 10 şehirde olması Evet. ve maalesef can kaybının çok fazla olması herkesi çok derinden sarstığı için insanlar biraz daha artık bilinçli yaklaşıyorlar. Yani bazı şeyler bu kadar ucuz olmamalı.
diye Tabii ki. düşünüyorlar. Evet. O nedenle aslında bir tarafıyla hani karanlık böyle yavaş yavaş yerini ışığa da bırakıyor. Hani evet burada çok kötü bir şey yaşandı ama bundan sonraki süreçte bunu özellikle hani çok kehanetler, felaket tellalları bu arada hani bu ortamı Evet. çok değerlendirenler var. Evet, maalesef. Hepsine şunu söylemek istiyorum. Ha bu %100 bir bilgi midir? Hayır değildir. Ama ben çok sezgisel ya da sezgilerine güvenen bir insanım. Bu yıl yılın sonlarına doğru öyle güzel bir döneme gireceğiz ki o zamana geldiğimizde ve geriye dönüp baktığımızda bu yaşananların neye hizmet ettiği biraz daha netleşecek. O nedenle ben güzel günlerin, güzel zamanların eşiğinde olduğumuzu düşünenlerdenim. Evet, inşallah. Şu anda bu olan bitenle beraber yani maalesef ki hani kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yani bir de o hani enkazın altında ölüş biçimleri yani biçime bakarak okumak istemiyorum hayatı. Anlatabildim mi? Çünkü öyle bakarsak zaten yaşayamayız yani ve çok acı. Yani eğer Allah'a inanıyorsak zaten bu böyle değildir diye bir bilgi daha geliyor içimden yani. Yani diyorum ki inşallah hani böyle o ruhları, o ölen kardeşlerimizin, çocuklarımızın ruhları inşallah hani böyle bir tüy hafifliğinde, anlatabildim mi? Böyle hani acı çekmeden başka bir evrene, başka Ve bir öyle oldu zaten. boyuta geçmiştir. Çünkü eğer ki biz buraya böyle bir hani enkazın altında can verdiler. Yani tamamen insani taraftan hani bakınca her şey çok şey gözüküyor zaten. Hani facia olarak görünüyor. Yerin üstündeki insanlar olarak tabii ki üstümüze düşenleri yapmalıyız. Tabii ki o binalar çok Evet. sağlıklı. Bu da almamız gereken en büyük ders zaten. Ama anlamlandırmak boyutunda da yani ölüm bir yok oluş değil. Bir şeyin bitişi aynı zamanda başka bir şeyin başlangıcı diye değerlendiriyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben işte bu depremden sonra bir yazı yazmıştım Face'te. Orada dediğim bir şey vardı. Ölenlerle öldük. Kurtarılanlarla tekrar dünyaya geldik. Yani yeniden dünyaya geldik. Çünkü işte kuantumda devamlı Evet. anlattığım bir durum var. Birlik bilinci dediğimiz bir şey var. Şimdi eylemler ne kadar yanlış ya da gündem ne kadar karanlık görünürse görünsün, aslında kendimizi böyle zamanlarda biraz nötr dediğimiz durumlarda tutmak zorundayız. Çünkü bu dünyanın daha çok öfkeye, daha çok acıya ihtiyacı yok. Hani kuantum her anlattığımda dediğim bir şey var. Kızgınlık, öfke, eleştirme, işte nefret gibi hisleri çok fazla odaklandığımızda ne yapıyoruz? Orayı büyütüyoruz. Evet. Şimdi bu büyüyünce ne oluyor? Aslında bunların hepsi korkuyu besliyor. Yani bu alanı kirletiyoruz. Kolektifi ne kadar çok korkuyla doldurursak daha çok insan korkar. Çünkü bu alana ben atıyorum, sen atıyorsun, başka birisi de bu alandan alıyor. Hepimiz bu alandan alıyoruz. Düşünceyi de, duyguyu da. Alıyoruz, atıyoruz. Alıyoruz, atıyoruz. Bu da ne yapıyor? Aslında daha güçlü bir çekim alanı yaratıyor. Şimdi insanlar eğer bir şekilde yardımcı olmak istiyorlarsa, hani madde boyutunda diyorum, tabii ki elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ama duygu tarafından baktığında, biraz önce senin söylediğin gibi çok da empatiye girmememiz gerekiyor. Niye? Yine daha önce anlattığım üzere bilinçaltı gerçek olanla olmayanı ayırt edemiyor. Yani oradaki insanlar için hissettiğin her duyguyla kendi alanını ve bu kolektif alanı aslında ne yapmış, doldurmuş oluyorsun. Fakat bizde şöyle bir algı var. O da şu. Örnek bir arkadaşımız bir yakınını kaybetti ya da hasta. Yanına gittiğimizde direkt onun enerji alanına girip onun kadar üzülmeye çalışıyoruz. Eğer bunu yapmazsak kendimizi suçlu hissediyoruz olduğumuz durumdan. Ben de diyorum ki bu zihinsel bir yanılgı çünkü onun yükünü hafifletmiyorsun. Aksine ona biraz daha
yük bindiriyorsun. Bir de. Tabii ki. Eğer sen burada nötr kalırsan, yanında ben varım, ihtiyacın olduğunda buradayım şeklinde kalırsan, ona daha çok katkın olur. Ama dediğim gibi mesela hep çocukluğumuzdan bahsederiz ya, bu ilk olgu ne zaman başladı? Annemizi üzgün ve mutsuz gördüğümüzde. Gittik annemizin yanında annemiz gibi olduk. Bir gülemedik, kahkaha atamadık çünkü kendimizi hak görmedik. Bilinçaltı düzeyde de şöyle düşündük. Eğer ben de mutsuz olursam ya da üzülürsem annemin yükünü hafifletmiş olurum. Zihin öyle diyor. Doğru. Paylaşmış olurum. Hayır. Paylaşma olmuyor. Aksine sen o mutsuzluğu, o duyguyu o kadar çok üretiyorsun ki bunlar bir kod haline geliyor. Bir süre sonra üzerinden hiç çıkaramadığın bir elbise haline geliyor. Yani o mutsuzluğu normalleştiriyorsun. Normali bu zannediyorsun. Çünkü o kadar üretmiş, o kadar hissetmişsin ki o bilinçaltına ne yapmış oluyor? Kodlanmış oluyor. O yüzden biraz önce dediğim gibi elimizden geleni yapalım. Merhamet, vicdan, duyarlılık, bunların hepsine evet. Ama yapabileceğimiz en büyük katkı sevgide kalmaktır. Birlik duygusunda kalmaktır. Bakın, acıma, üzülme, ahvah yerine gözünüzü kapayıp her biriniz oraya sadece saf sevgide kalıp orayı böyle kaplıyormuş kadar genişleyip genişleyip sevgi enerjisiyle orayı kaplarsanız işte o insanla daha büyük katkıda bulunursunuz. Ve bunu zannediyorum birçok insan yaptı ki o enerjiler o insanlara ulaştı. İnşallah. Bazı çocuklar dikkat edersen kurtarıldığında çok sakinlerdi, ağlamıyorlardı. Çünkü o enerjiyle ben beslendiklerine inanıyorum. İnşallah. Enerjilere inanan birisi olarak. Daha bu sabah bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedi ki Yasemin gece hiç uyuyamadım, defalarca sıçradım. Ve dedi çok yani nefes alamıyorum, işte sürekli deprem olacakmış gibi hissediyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Galiba dedi profesyonel yardım alacağım. Bu korku duygusu hepimizi aynı derecede ele geçirmiyor. Herkes de farklı farklı Evet, yansımaları evet, oluyor değil mi? evet, evet. Yani aslında olan şu, hani korku ile her bir kişinin aklı, düşüncesi açılıp aslında diğerlerine yayılıyor. Çünkü korku çok kuvvetli bir enerjidir. Hani hep derim evrende iki güçlü enerji var. Biri sevgi, biri korku. Aslında sevginin karşıtı korku da diyebiliriz. Dolayısıyla bir şekilde biz bilinçlerimizi yüksek frekansa açmak zorundayız. Eğer bunu yapamazsak, yani biraz önce söylediğim oydu, daha sakin, daha nötr kalmaktan bahsettim ya, o zaman yapmamız gerekenleri biraz daha bilinçli ve hızlı yapabilir hale geliriz. Aksi takdirde bu düşük frekansın, bu karanlık titreşimin bir parçası oluruz ve o zaman ışığın yaptığını da yıkmış oluruz. Karanlığı karanlıkla beslemiş oluruz. Devamlı korkuda kalırsak. Aslında bu deprem hepimizde olanı açığa çıkarıyor. Örnek, mesela dedim ya hiçbir şey tesadüf değil. İnsanda olan açığa çıkar. Yani arınması gereken tüm negatif duygular da açığa çıkarıyor. Neyi çıkarıyor? İşte kendine acıma. Acıma duygusunu çıkarıyor. Evet. Sıkışma duygusu, bak sıkıştım. Sıkıştım. Çaresizim. Kıpırdayamıyorum. Bak bu duygun çıkıyor. Suçluluk. Suçluluk hissediyorum çünkü deprem altında ben kalmadım, onlar kaldı. Utanç duygumuzu çıkardı. Değil mi? Evet. Anormal bir öfke çıkardı. Kızgınlık çıkardı. Fark etmişsindir mutlaka. Evet. İntikam duygularını çıkardı. Acıyı çıkardı. Korkuyu çıkardı. Ölüm korkumuzu çıkardı. Bakın ne kadar çok açığa çıkıyor. Evet. İşte mala, mülke bir tutunma olayı vardı. İnsanlar bunu da sorgulamaya başladı. İşte mal dediğimiz, işte bugün var, yarın yok. Şimdi böyle zamanlarda insanların bir uçtan bir uca savrulması zaten doğaldır. Yani duygular arasında böyle gel git, hepimiz zaten yaşayacağız. Bazıları çok korkar. Bazıları çok korkarken, çok üzülürken, bazıları da bu durumdan maddi çıkar sağlamaya çalışır. Bazıları yediği lokmadan utanır. Bazıları kıpırdayamaz.
donar kalır. Hı. Bazıları her gün ağlar. Yani şu biraz önce dediğimiz gibi bu yaşanan birkaç dakikalık deprem insan hayatının nasıl aslında bir anda bir uçtan bir uca savrulabildiğini gösterdi değil Hı mi? hı. İşte bu savrulma aslında farkında olmadan hepimizde bir dağılma ve çözülme süreci başlatıyor. Hani her şey açığa çıkarıyor, Hı. tortular açığa çıkarıyor dediğim Hı bu. hı. Biz normal zamanlarda birdenbire duygularımızı bu kadar yaşıyor muyuz bu Tabii. zikzakları, bu gelgitleri? Tabii. Ama şu anda bakın bir sarkaç gibi Hı bir hı. Hı buradayız, hı. bir Hı buradayız. hı. Ama nötrde kalma dememin nedeni de şu. Buraya ne kadar hızlı savrulursan, buraya da o kadar hızlı savrulursun. Yani şu hareket Evet. illaki bu tarafta karşı hareketi yaratacaktır. Eğer ben bir şeyle ilgili çok suçluluk hissedersem, sistem böyle çalışıyor. Suçluluk hissedersem o duygunun bir karşılığı burada çıkıyor. Öfke hissedersem onun karşılığı burada çıkıyor. Kuantumdan bahsediyorum aslında. Ne diyorduk kuantumda? Hangi duyguyu salarsan o sana tekrar dönüp gelecek. Ben örnek dümdüz düm bir duygu hissettim bak. Suçluluk hissettim. Ya da bak bir utanç hissettim. E saldım. Gitti. E ne olacak? Benzer, kendine benzer enerjiyi çekecek, çekim yasası. En fazla aynı gün ya da bir gün sonra kendimi yine suçlarken ya da birini suçlarken bulacağım. Ya da utanırken bulacağım. Kızdım, bak yine kızarken bulacağım. Ne dedim? Sarkaç ne kadar yukarıya atarsan bu kadar o tarafa doğru ne yapar? Savurur. O zaman ne yapacağım? Ortada. Nasıl olacak bu? Biraz daha nötr kalarak. Nasıl yani? Her gördüğümüz şey olanı olduğu gibi görmekten uzaklaştığımızda olur bu. Olanı olduğu gibi gördüğümüzde mesela bu kadar çok yorum yapmayız. Evet, yani sosyal medya da aslında bizi bizden alıyor birazcık. Kesinlikle. Bir video görüyoruz. Mesela birisi bir şey söylüyor. Hemen alıveriyor bize ve diyoruz ki ona hak veriyoruz. Sonra Öfke başka bir şey. tetikleniyor. Ha Öfke. evet. Evet. Bu işte Evet, diyorsun. evet, Bak çıktı. evet. Sonra başka bir şey görüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki evet, bu da doğru söylüyor Evet, falan. evet, evet. Bir türlü insan kendi merkezinde kalamıyor. Bu tarz paylaşımlar mesela hayatımızdan çıksa eskisi gibi. Yani her şeyi biraz daha böyle nasıl diyeyim, süzgecimizden geçirerek daha kendimiz olarak değerlendirebilsek. Yani o şansımız elimizde yok sanki şu an. Çok zaten dışa dönük yaşıyoruz. Dışa Evet. dönük yaşamak ne demek? Kendimiz hariç her şeyle ilgiliyiz. Madde odaklı Evet. yaşıyoruz dediğim bu. Evet. Madde odaklı. Madde odaklı ne? Sabah gözünü açıp işte açar açmaz örnek işte eline telefonu alıp bir anda başka bir dünyanın içine dalıp gitmek. Yani kalan zamanda da işte bak bardağı tutmak, su içmek. Gene kalırsa yemek yemek. Bak hep dışarıdayım. Sonra gene kalırsa televizyon izlemek. Kaldığı anda kalkıp bir şeyi toplamak, belki bulaşıkları yıkamak ya da çocukları yatırmak. Vakit kalırsa yatağa girmek. Yatarken de eline tekrar telefonu almak, bir daha dalmak. Bak ben hariç her şey Evet. var. Ve böyle olduğu için vücut da bir tarafını ağrıtarak kendini hatırlatıyor. Diyor ki ben buradayım. Pil bitiyor. Evet. Çünkü enerji devamı dışarıya akıyor. İşte böyle zamanlarda ben diyorum ki günde 5 dakikada olsa hani biraz meditatif durumda olup mesela sabah gözünüzü hemen açıp telefonu açmadan biraz dışarıyı izlemek, kuşları izlemek, ne görünüyorsa ağaç, çiçek yani bir kendiyle, kendimizle kalmak. Çünkü tekrar ediyorum bu deprem aslında bu biraz da bunun için var oldu. Yani dedi ki sen bunları biraz bırak, bir kendi içine dön ve sevgiyi yeniden keşfet. Biz güçlü olursak ayakta kalırız. Güçlü olursak başka insanlara yardım edebiliriz, değil mi? Yani benim hep Tabii. dediğim bir şey var. Benim bu insanlara, bu evrene ve kendime yapacağım en büyük katkı kendimi iyi hissetmek. Eğer bir insan her an duygusuyla ve bir düşüncesiyle tüm gözüyle gördüğü bu alemi, bu görüntüyü bir projekte eder gibi kendi yansıttığını bilirse Evet. ya herhalde şöyle düşünür. Ben eğer her bir duygumun dışarıya yayılıp tekrar bana
bir film, olay, insan, süreç şeklinde geri döndüğünü biliyorsam, bir kere sosyal medyaya çok girmem. Ben giriyorum ama takip ettiğim 4-5 sayfa var. Böyle fikirlerini, düşüncelerini, yazılarını çok beğendiğim sayfalar var. Onlara bir bakıyorum. Çok güzel paylaşımlar da var. Hani doğru Tabii kullanıldığında. ayrıca hayat da kurtardı. Tabii. Yani yapılan paylaşımlar sayesinde hayat bile kurtuldu. Doğru kullanırsak. Evet, yani o tam da ondan bahsediyorum. Yani insan dayanamayacağı ölçüde bir şey gördüğünde, yani hani sosyal medyadaki oluyor. Evet. Ama orada bir saniye ya deyip ya da Evet. mesela artık o sayfayı takip etmemesi gerektiğine karar verebilir. Bunlar bizim inisiyatifimize bağlı. Girmeyecek içine. Aynen. Diyecek ki bu benim alanımı kirletiyor. Evet. Çıkacak. Yani Aynen. ya da takip etmeyi bırakacak. Evet, ihtiyaç halinde kullanacak o sayfaları. Yani bir haberi mesela diyelim ki haber sayfası ise orası, ihtiyacı olduğunda biliyor ki o sayfa orada. Girip bakabilir üyesi olmadan. Ama maruz kalmak başka bir şey. Yağıyor çünkü. Mesela açıyorum pat diye, diyelim ki oranın takipçisiysem o sayfanın, açtım telefonumu çat diye gözümün önünde mesela diyelim ki hadise. O kontrol benden çıkmış oluyor birazcık. O kontrolü ele almalıyız. Kesinlikle. Acı olan şeyi konuşmayı da seviyor insanlar. Tekrar tekrar mesela depremle ilgili sürekli konuşan insanlar var. Birisi bir hikaye okumuştur ya da bir görüntü. Diğerini anlatıyor. Onun o anda alanında yoktu ama artık onun alanında da var. Diğeri başka gördüğü bir hikayeyi ya da bir şeyi anlatıyor. Onun alanına da giriyor. Bakın sürekli kendi alanımıza attığımız şeyler var. Değil mi? Aynı resme hepimiz bakıyoruz ama hangimizin ne çıkardı orada çok önemli. Mesela benim aklımda kalan bir şey, bir hadiseyi herkesle paylaşıyorum. Mesela buradan şimdi aklıma geldi Evet. sayenizde, onu da paylaşayım. Bu deprem neden oldu bu kadar hızla o günlerde düşünürken bir arkadaşım bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki en yakın arkadaşının nişanı varmış ve öne almışlar tarihi. Normalde daha ileri bir tarihiymiş, Eylül, Ekim'e. Ama 6 Şubat'a almışlar tarihi İstanbul'da. Kızın ailesi de Kahramanmaraş'ta. 6 Şubat'a alınca tabii anne baba ne oluyor işte hani şeyle aceleyle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'tan kalkıyorlar, İstanbul'a geliyorlar. Teyze evde kalıyor. Ve tam 6 Şubat gecesi deprem oluyor sonuçta. Kahramanmaraş'ta yaşayan o anne baba, yani bu nişanın öne alınma vesilesiyle İstanbul'a geldikleri için kurtuluyorlar. Kahramanmaraş'ta kalan teyze vefat ediyor enkazda kalıp. Şimdi dolayısıyla dedim ki yani hani şeyi sorgulamaya başlamıştım çünkü ben de bu depremle beraber hani kader var mı? İnsan ölüm tarihi belli mi? Depremde yani değil de yataklarında yatarken de mesela bu kayıplar olacak mıydı? Hani yani ömür mü bu kadardı acaba filan diye sorguladığım günlerde. Bu örneğin önüme gelmesi yine inandığım şeyi aslında birazcık doğruladı. Tabii ki oluş şekli, yani o binaları o kadar çürük çarık yapanlar da bunun vebalini ödeyecek olanlar sonuçta. Bu dünyada veya öbür tarafta hani inandığımız her ne ise tabii ki sebepleri de bu şeyin karşılığını alacaklar. Karma, hani kader, kim ne diyorsa yani. Onlar da bunun hesabını bu dünyada, öbür dünyada ben de dilerim ki verecekler yani. Tam bunun için oldu zaten. Değil mi? Yani sapla saman ayrılsın diye. Yanlış olan ortaya çıksın diye. Hani hep ne dönüyordu? Öyle bir döneme girdik ki ifşa edilmesi gereken ifşa edilecek. Hiçbir kötülük de gizli kalmayacak. Hepsi ortaya çıkacak dedik değil mi? İşte olana bir bakalım. Olan bu. Yani bu doğal afetler insanlardaki aslında gelişim mekanizmasını da harekete geçirir. Yani normalde işte perdelerini kapamış, kendi egosunun içine kapanmış insanlar işte hem hiçbir şeyden haberi olmadığı gibi hem de bir kısmı işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın, işte bana bir şey olmadığı müddetçe kime ne olursa olsun gibi bakarlar. Bu bölünmüşlük hissinden yani ben, sen ayrıyız, onlar ayrı hissiyatımızdan gelir. Fakat büyük resimde biz biriz. Bak şimdi bu afetle birlikte ne ortaya çıktı? Bütün insanlar bak bir. Herkes koştu mu? Herkes yardım ediyor mu? Bir duygu varsa ortada. Bu sevinç ya da acı. Bunun dili, dini, ırkı, milliyeti var mı? Başka ülkelerden de geldiler mi? Geldiler. Niye? Çünkü özde
Biriz, yani biriz ne anlama geliyor? Şey gibi düşünün. Bu göremediğiniz hava, öyle düşünelim. Aslında bir tutkal gibi her şeyin içinden geçiyor ve hepimizi birbirine bağlıyor. Bu ne demektir? Bu havanın içine sen bir damla zehir karıştırdığında sen de aynı havanın içinde olduğu için sen de etkilenirsin. Geniş düşün şöyle. Kesinlikle. Ya da işte bir akvaryum gibi düşün. Evet. Koskoca dünya akvaryumun içinde yüzen balıklar gibi düşün. Evet. Birisi suya bir şey attığında içindeki bütün balıklar etkilenir. Yoksa niye koşuyor insanlar? Düşünecek olsam. Birlik duygumuz ortaya çıkıyor, farkında mısın? Hani sıçrama dediğimizde bu. Tekrar o duygunun açığa çıkmasına ihtiyacımız vardı. Normalde çıkmadı. Ama bak, bir afetle bu bilinç de açığa çıktı. Ve insanlar ne oldu? Tek vücut olup herkes bir araya geldi. Bunun yanı sıra tabii biraz önce bahsettiğim külli irade. Hani bunun gibi çok ben de dinledim. İşte en basit o Hatay sporlu bir futbolcudan bahsediliyor. İşte son gol atmasaydı biletini almış, akşam uçağıyla İstanbul'a gelip işte aktarmalı oradan memleketine gidecekmiş. Gol atmış. Onun orada kalması gerekiyormuş. Hani hep bahsederim ya, bir külli irade vardır, değiştirilemez. Hani yazgı budur. Bir de değiştirilebilir. Yani değiştirilebilir derken işte kuantumsal anlamda bizim çekim yasası gereği seçme hakkımız olduğu için Yani iyi insan mı olmayı seçiyoruz, kötü gibi. insan mı olmayı Çünkü seçiyoruz? aklımız Tabii ki, var. aynen. Deprem bölgeleri ya da fayların geçtiği yerler aynı zamanda insanların yerleşmesine müsait yerler. Yani toprakları verimli, güzel yerler. Bu depremlerle aslında çok güçlü frekanslar açığa çıkıyor. Bu ne anlama geliyor? Anadolu toprakları zaten geçmişten bugünümüze, işte Mevlana'dan Atatürk'e kadar o kadar güçlü frekansları barındırmış ki. Onların enerjisi kayboldu mu? Geçmiş gelecek yoksa ya da zaman yoksa. Şimdi kuantumsal bakalım. Zaman bu arada daralıyor. Zaman da şöyle gidiyor şu anda. Zaman algımız da çok hızlanıyor. Artı şu boşluğun titreşimi hep derim ya ben. Çok artıyor, çok hızlanıyor. Ya öyle şeyler duymaya başladım ki hani neredeyse hani bir şeyi düşündüğün anda var etme noktasına geldi insanlık. O kadar hızlı bir şeyleri gerçekleşiyor artık. Bunun anlamı, tekrar ediyorum, bu var olan depremlerle frekanslar da açığa çıktı. Yüksek, çok güçlü frekanslar açığa çıktı. Ve doğal olarak binlerce yıldır bu ülkede, bu topraklarda yaşamış olan o Pir Sultan Abdallar, Hacı Bektaşi Veliler, Mevlana'lar, onların enerjisi de burada şu anda senin, benim, onun, hepimizin etrafında dolanarak seni bir anda bir biliş dediğimiz, idrak dediğimiz, hal dediğimiz yerlere taşıyor. Yani akşam yatıyorsun, normal yattığını zannediyorsun. Sabah başka türlü kalkıyorsun. Başka bir yerde kalkıyorsun. Eski yerde değilsin. Bilinç sıçraması dediğimiz işte bu. Birdenbire, aa evet, buymuş ya da hiç böyle düşünmemiştim diyorsun. Anlık açılımlar bilinçte mesela çok arttı. Bilmiyorum, sen de farkındasındır mutlaka. Tabii. Ne oluyor biliyor musun? Bu tür afetler şu gözümüze bağladığımız bir perde gibi düşün. Böyle siyah bir perde vardı. Perdeyi bir anda sıyırır atar ve varlığımızla özdeşleştirdiğimiz bir takım kıymetler, mal, mülk, madde işte ayağımızın altından kayar gider. Kaydı gitti. Ayağımız yerden kesildi. Sallandık. Bak, deprem hepimizin ayağını yerden kesti. Hepimiz sallanmaya başladık. Vardı, şimdi yok. İşte buradan bir enerji, bak vardı, yok. Buradan bir enerji kaybolup giderken buraya taze, yeni bir enerji girmeye başlar. O yok, çünkü boşluk yok ki orada. Buraya yeni bir enerji gelir. İşte bahsettiğim tam da o. O yeni enerji boşluğu, seni, beni, herkesi sarıp şimdi her yere suluyor. İşte o yüzden diyoruz, gelecekle ilgili kimse hani çok fazla karamsar olmasın. Çünkü çok güzel dönemlere gebeyiz.
İnşallah. Tabii ki idraklar açılıyor. Misal veriyorum, işte evden çıkarken mesela, işte kapıyı kapatırken, hadi ben gidiyorum. Yani hani bu olaydan önce mesela, hadi ben gidiyorum deyip kapıyı çeker çıkarsınız mesela. Ama şimdi sevdiklerinizi belki son kez görüyorsunuzdur düşüncesiyle helalleşmek, ne bileyim yani işte bir öpüşmek, sarılmak birbirine. Çünkü bunları yapmıyoruz. O kadar hızlandı ki hayat artık. Hadi ben çıkıyorum. Yani hani biri bir odada içeride mesela. Bizim evde çok yaşanıyor böyle şeyler yani. Sen mi söylemiştin? Kimle konuşursam son kez konuşuyormuşum gibi sevdiğimi söylüyorum telefondan. Yok, henüz o boyuta geçemedim. O boyuta geçmek niyetim tabii ki. Ama şimdi ben hani sağlık, yani annemle babamın sağlık sorunları sebebiyle bir süre onların yanında ikamet ediyorum. Bir iki aydır, birkaç aydır. Ama mesela hani çok hızlı da bir şeylere yetişmem gerektiği için, hani onlar evin içinde bir yerlerdeyken ben hadi ben çıkıyorum deyip çıkıyordum mesela. Ama son günlerde şöyle bir hal geldi yani bana da. Ya bir dakika Yasemin, belki son kez yani hani deyip bir sarılmak, anlatabildim mi? Yani hani o tabii ki o hep bir kaygı halinden bahsetmiyorum. Ama sonrasında Allah korusun bir şey olursa hani o vicdan rahatlığı, yani bir kez sarılmıştık, keşke yapsaydım demektense o anda bir kere 2 saniyeni, 10 saniyeni ayırıp bunu yapabilmek düşüncesini hatırlattı mesela bana bu olan biten. Herkeste ve hepimizde var. İnşallah herkes de Var. vardır. Evet bu. Sevgi. Dedim ya biraz önce, sevgi açığa çıkıyor. Evet. Yani aa, ne kadar önemliymiş bugün seninle içtiğim kahve. Tabii aynen. Ne kadar önemliymiş evin içinde böyle sıcak, güvende oturabilmek. Allah'ım çok şükür. Tabii ya, birçok insan evini beğenmezken mesela, değil mi? Şimdi ne kadar şey oldu. Allah'a çok şükür evimiz var der haldeyiz yani. Her günün her saniyesi buna şükreder haldeyiz yani şu anda. Tablo bozulmadan önce ama böyle değildi ki. Değildi. Tablonun illa bozulması Evet. ya da Evet. oradan bir şeyin eksilmesi gerekiyor ki. Evet. İşte biraz önce yine söylediğim bu. O bir şey eksildiği zaman ay ne güzel bir cennette yaşıyormuşum, ne güzel bir hayatım varmış, ne güzel bir dünya varmış diyoruz. Evet. Fakat normalde dediğin gibi aslında insanlar hani bu bilinçte devamlı olsalar kimseyi incitmezler, kimseyi kırmazlar, sevdiklerine sevdiklerini söylerler. Tabii, Değil mi? aynen, tabii ki. Kendilerini en ufacık bir şey için yıpratmazlar o kadar. Yıpratmazlar, Yani tabii. ölüm var, ötesi yok, yok ki. Aynen öyle. Bu Evet. son yaşananlar bunu göstermedi mi? Bak, Tabii. orada ölüm var. Tabii. Çaresiz anneler var, babalar var. Anne babası kalmış çocuklar var. Madde dünyasının bize verdiği o acı ve korku diyeyim. Yani madde bir şey oldu orada, bir deprem bir şey oldu. Bir yandan da orada o görünüşte çok kötü bir şey olurken biraz önce dediğim gibi yüreğimizde ve bilincimizde de yeni bir enerjiyi dolaştırmaya başladı. İşte biraz önce bahsettiğin gibi anneme babama işte daha çok vakit ayırmak istiyorum. Onların varlıkları benim için daha bir şükür haline geldi. O yeni bir enerji dolaşmaya başladık dedi, başladı dedim ya. Bu yeni enerji çoğaldıkça o yeni enerji insanların daha güçlü bir şekilde silkelenip hayatlarında neyi inşa ediyorlarsa daha güçlü bir şekilde inşa etmelerini sağlayacak. Hem ruhsal hem fiziksel dünyada olacak bu. Çünkü dünya titreşimi artıyor dedik ya bir yandan. Benim kalbimle dünyanın kalbi de zaten birbirine bağlı. Değil Yani mi? benim Tabii. dönüşümüm dünyanın dönüşümü ve daha derinden yani kuantumsal bakarsak herkes kendi dünyasının ekranını açıyor. Bir bilinçaltı çalışması hazırlamıştım ben geçmişte. WhatsApp üzerinden hazırlıyoruz ya zaman zaman işte isteyen arkadaşlara da gönderiyoruz. O çalışmaya şöyle bir şey koymuştum. Şimdi sen söyleyince o çağrışım yaptı. Diyorum ki o çalışmada. Varsayalım ki sen öldün ve başka bir boyuta geçtin. Ölüm dediğimizde aslında başka bir frekans biliyorsun. Yani madde boyutumuz bu. Dalga boyutumuz, ruh boyutumuz. Parçacık bu. İşte ruh boyutumuz, dalga boyumuz kuantumsal söylediğimizde. Şimdi bir ateşin karşısındasın dedim sen ve hem yapan hem yapılansın. Şimdi bir film şeridi gibi yaşadıklarına bir bak. İşte birisine bağırırken gördün kendini. Birine bağırdın örnek ya da sinirlendin ya da bir haksızlık yaptın, bir şey yaptın. Şimdi öbür tarafa geç. Yapılan ol ve onun hissettiklerini anlamaya çalış. Yani aynı anda sen hem yapan
hem yapılansın. Yani hem zulmeden hem de mağdursun. Dolayısıyla bu ikisini, iki duyguyu kişi yaşadığında zaten orada biraz önce senin anlattığın gibi ciddi bir bilinç, bir uyanış yaşıyor. Ben ne yapmışım? Ve aslında hani ahiret diye anlattığımız başka bir boyutta, ki ben bazen şey derim, ahiret de burada. Yani Değil ölmeden mi? ölenler zaten bu dünyaya uyanıyor. Doğru. Sadece başka bir boyutta uyanıyor ve ahireti burada yaşıyor. Doğal olarak cennet, aynı nedenle cennet ve cehennem de burada. Uyanan kendi cennetine geçiyor. Çünkü o birlik bilincine tamamen açılmış oluyor. Uyanamayan alt bilinçte kaldığı için o korku, vesvese, endişe kısmında kalıyor da kendi cehennemine, ekrana yansıtıyor. Dolayısıyla işte bu son afete bağlayacak olursak, şimdi biz bir çalışmada, sen bir çalışmada bunu yaşamışsın. Tak, biraz önce dediğim gibi bir sallandık. Ayağımızın altındaki yer kaydı. Yani evet, orada kaydı ama biz de kaydık. Herkes Evet, bunu tabii düşündü, ki. değil mi? Bir sallandık, bir kaydık. Ne oluyor dedik. Ve işte sıçrama dediğimiz, bilinçli açılma dediğimiz tam da bu. Çünkü bir anda böyle düşünürken böyle düşünmeye başladım. Burada önceliğin, değerlerin başkaydı. Şimdi bak, başka. Bir anda ya ben neye kafa yoruyormuşum? Çünkü ne bileyim, sevgilisine o akşam iyi geceler demeyen genç bir delikanlı ertesi sabaha görmedi. Belki de küs gitti. Bunun gibi bin tane hikaye var. Bir sürü umudu olan, hayali olan, geçmişi olan, pişmanlığı olan, emekli olup bir yerlere yerleşmeyi düşünen ya da bir ev aldım deyip o evin hala taksitini ödeyen. Değil mi? Tabii. Hep dediğim bir şey var. Orada binlerce hikaye var. Binlerce hikaye vardı. Artık yok. Şimdi bu kadar devasa bir şey ister istemez her insanı Tabii. kendi bilinci oranında, işte senin yaptığın sorgulama gibi, bir çalkalıyor, bir düşündürüyor. Her zamankinden daha derin de düşündürüyor. Yani insan artık madde değil, mana. Ayrılık değil, birlik. Korku değil, sevgi. Eski enerji değil, yeni enerji. Niye? Çünkü yapıştığın ve tutunduğun her şey enkaz altında kaldı. Ve kalabilir olasılığını artık görüyorsun. Bu değiştirmez mi insanı? Tabii. Hepimizi, hep yani senin biraz önce anlattığın şeylerin aynısını ben de yaşıyorum. Değil Hani mi? annemle, babamla konuşurken, işte kız kardeşime bakarken, yani ağzımdan bırak kötü bir şey çıkmayı. Hani her onları gördüğümde böyle sarılmak, kucaklamak ve sevdiğimi aykırmak istiyorum. Ne kadar önemliymiş. Tabii. Vardır ya milattan önce milattan sonra gibi tabirler. Şimdi bu depremden önce ve depremden sonra diye ikiye ayrıldı düşüncelerimiz, duygularımız, her şeyimiz. Böyle bakınca geriye bazılarımız hızla aslında çözüm de buldu kendine. Çünkü her şeyin ne kadar boş ve ıvır zıvır olduğu, şımarıkça belki de ay öyle mi acaba yeterince sevilmiyor muyum vesaire falan gibi sorguların da sıçraması yaşanıyor bence şu anda. Çünkü bambaşka bir yere evrildik yani. Bambaşka bir yere evrildik ama orada da başka bir tuzağa da düşmemek lazım. Bekliyorum söylemek O da istediğini. şu. Şimdi yeni bir bilinçli hayata devam ederken bu Temel önemli. temel önemli. Burada bu dünyada boşmuş, hayat da boşmuş, madde de Aa değil boşmuş tabii ki. kısmına Tabii çok tabii. fazla Tabii savrulursa tabii. insanlar bu defa gerçek olanı da gözden çıkarırlar. Çünkü madde dünyasında Yok yaşıyoruz. söylemek istediğim şey o Evet. değil. Yani misal veriyorum. Yani o depremin öncesinde işte beni seviyor mu sevmiyor mu diye düşündüğünüz belki biri yani var öyle hani arkadaşlarım ya da çevremde vardır yani bir sürü Evet. insan var bu şekilde. Kendi kendine böyle bahane ya seviyor da söyleyemiyor falan filan. Şimdi şöyle bir gözden geçiriyordur kendine eminim yani. Depremde bir seni aradı mı? Yani bu kadar burun buruna gelmişken insanlar yok oluşla mesela seni aradı mı? Kim aradı seni? Nasılsın, iyi misin diye. Değil mi? Tabii böyle zamanlarda insanların biraz hassasiyeti de artıyor. Ve dediğim gibi hani incir çekirdeğini doldurmayacak bir şeye kafamızı taktığımızı da Fark ediyoruz. fark ediyoruz. İşte benim ailem mesela Adana'daydı.
Hatırlayanlar aradı, hatırlamayan aramadı. Hı Hiç oralarda da olmadım. hı. Hı. Çünkü birçok insan bilmiyor bile, bilmeyenler de Evet. var. Ben kendi kendime sadece yani şunu söyledim. Serpil, bundan sonra bu yeni gelen enerjiyi zaten iliklerine, hücrelerine kadar hissediyorsun. Yaşadığın anın daha çok kıymetini çıkar. Sevdiklerin daha çok kıymetini bil. Maddeyi reddetme. Maddeye de köle de olma. Çünkü dediğim gibi mal canın yongası diye bir kelime var. İnsanlar yine ev alacaklar. Yeni binişle yeni şeyler yine inşa edilecek. Sadece artık bu bilgi geri planda olduğu için hani madde üzerinden bir hükmetme, madde üzerinden bir baskı, madde üzerinden bir güç algısı kaybolacak. Madde güzeldir. Bak ne güzel insanı konforlu yaşatır, insana hizmet eder. Ama sadece onun için vardır. Ötesi için değildir. Artı kıymet bilme. Biraz önce dediğim gibi maddeden çok mana dediğim. Yani sevdiklerimizle birlikte olmak. Çünkü geriye dönüp baktığımızda hep derler ya zaten sahip olduklarımızı götüremediğimiz için insanın aklında, duygusunda ya da enerjisinde çok büyük ihtimalle bir tek şey kalacak. Kimler bizi sevdi? Biz kimleri sevdik? Kimler bize iyilik yaptı? Biz kimlere katkı sunduk? Büyük ihtimalle bunlar kalacak. Bazı insanlar bilinçleri gereği hani işte bir fincan kadar alacak yaşananlardan. Bazıları bardak kadar alacak. Bazıları sürahi kadar alırken bazıları birdenbire anlık idrakler yaşayıp uyanacak. Çünkü böyle bir döneme de giriyoruz. Patır patır insanların uyandığını da göreceğiz. Grup grup ve biraz da değerlendirmek lazım herkesi. Yani bir olay yerinde bunu bizzat yaşayanlar, sonra yakınlarını kaybedenler, Var. ailelerini kaybedenler var. Ondan sonra yani bir hani kaçıp kurtulabilenler ailesiyle beraber hani ama o korkuyu yaşayarak yani sonrasında şükürler olsun hani evimizden olduk ama sevdiklerim yanımda diyenler var. Bir bizim gibi başka şehirlerden bu olaya şahit olan ve hani inanamayan başka türlü aslında acıyı ve korkuyu dalga dalga sonuçta hani böyle bize de gelen. Çünkü hani bir yaşamak bir de beklemek yani. Korka korka bekleyen var. Hani Evet, derler ya onunla ilgili de ölmeden biraz önce ölmek. konuşabiliriz Evet. aslında. Ölmeden önce ölmek hani gibi. Grup grup aslında birazcık da Tabii. bilinçleneceğiz tabii ki. Yani dalga dalga hani yaşayanla bu Evet. tarafta olan tabii ki bir olmayacak Ya yani. herkesteki açığa çıkıyor dediğim biraz önce oydu. Mesela bilinçaltında kişinin güvenle ilgili ciddi bir korkusu varsa ya da ölümle ilgili ciddi bir korkusu varsa ya da ne bileyim kapalı yerde kalma fobisi var belki de. İşte ne varsa o çıkıyor dediğimiz bu. Bazıları atıyor kafasını hiçbir şey yokmuş gibi yatıp uyuyor. Ama başka birisi de dediğin gibi gece korkudan uyuyamıyor. Bir başkasında panik atak çıkıyor. Tüm bunlar içtekinin dışta açığa çıkması. Neyi bekliyor? Görmeyi ve dönüştürmeyi. Benim buradan hani izleyen arkadaşlarıma naçizane şöyle bir önerim olabilir. Sosyal medyada özellikle hani mesela şu aralar en çok İstanbul depreminden de konuşuluyor. Değil mi? Maalesef bazı profesörlerimiz de ki tabii ki hepsini takdir ediyorum. Çok sağlam bilgiler de veriyorlar ama özellikle bazı cümlelerinde işte şurada taş üstünde taş olmayacak, kalmayacak. İşte sıra şurada şuna gelecek dendiğinde bu insanları çok etkiliyor. Tabii ki insanları uyaracaksınız. Tabii ki bunları anlatacaksınız. Ama bunları anlatırken farkında olmadan tekrar ediyorum. Bilinçsizce bir korkuyu besleme durumu var. Yani sıra Adana'da dediğinde işte benim ailem Adana olduğu için biliyorum. Günlerce eve giremiyorlar. Giremediler. Diyeceksin ki ama söylemeleri lazım. Birinde söylemesi lazım. Ben de diyorum ki söyleme var. Söyleme var. Bu biraz daha düzgün ifade edilirse aynı şey İstanbul için de söylüyorum. Hani bu aralar bazıları diyor ya kısaca öleceğiz deyin de kurtulalım diyenler var dikkat edersen. Çünkü çok etkileniyor insanlar. O yüzden bunlar biraz daha yumuşak.
biraz daha sakin, biraz daha yapıcı, çözüm önerileriyle. Hamilesi var, kalp hastası Ha, o olan tam onu var. söylüyorum. Yani tabii ki aynen. Tam onu söylüyorum. Çünkü kolektif zaten şu anda nasıl biliyor musun? Şişti. Yani atom bombası üzerinde oturuyor gibi insanlar. Balon şişti, şişti, şişti. Böyle dokunsan patlayacak haldeler. Enerji de çok şişti ama. Yani bu o ortamdaki kolektif de çok şişti. Yani ben şimdi arabayla gelirken, köprüden geçerken pat diye bir ses oldu. Yani bir an herkesin şöyle bir baktığını gördüm. Artık nereden çıktı hala bilmiyorum o sesin ama hani bir an böyle bir ses duyuldu. Bir an böyle herkesin bir duraksadığını, bir şey yaptığını gördüm. O anda dedim ki, ah işte insanlar bu durumda. Bir şey olduğu anda ha şöyleler. O nedenle İstanbul içindeki arkadaşlara da söylüyorum. Bu tip yayınları özellikle sosyal medyada çok fazla kendilerini kaptırmasınlar. Ekranda sürekli negatif açmasınlar. Açmasınlar. Nötr dediğim bu. Belki bir yüzyıl daha biz bir şey Yani görmeyeceğiz. evet, sosyal medyada sörf yaparken önüme çeşitli doğa olayları çıktı. Misal veriyorum. Yani ve onları görünce aslında biraz daha yine tevekkül boyutuna geçtim. Yani dedim ki tamam biz şu an yer kabuğuna odaklandık. İşte oradaki faylara odaklandık ama şöyle şeyler de olmuş mesela işte ne bileyim birdenbire siyah yağmur işte yağması. Bir ara hatırlar mısınız böyle taş gibi dolu yağdı. Bir anda ne Evet, olduğunu bilemedik hatırlıyorum, falan yani. Hani yine bir kıyamet mi geldi olmuştuk. Ne bileyim dünyanın bir yerinde örümcekler mesela işte düşmüş gökten şehrin üstüne. Kırmızı yağmur yağmış vesaire falan. İşte volkan patlamış. Çok O var, olmuş, bu olmuş. Yani Türkiye'de de var sonuçta sönmüş yanardağlar. Yani hareketlenebileceğini, ne zaman hareketleneceğini bilmediğimiz. Bunları görünce dedim ki bir dakika ya. Şimdi yine tek bir noktaya bakıyoruz ama bunların hepsi olabilir. Yani burası doğa. Yani havadan bir şey olabilir, yerden bir şey olabilir. Her şey olabilir. Denizden bir şey olabilir. Her şey olabilir. Yasemin, bunların hangi birine önlem alarak bir binayı ya da bir evi daha doğrusu. Hani diyelim ki müstakil bir ev yaptık kendimize mesela. Ama işte ne bileyim o zaman çatısına çelik konstrüksiyonla mı kapatacağım? Ne bileyim işte tsunami gelirse almasın diye ne yapacağım falan gibi gibi paranoyalarla dedim ki yani yok bunun sonu yok. Sonu Kendi yok. adıma tabii ki o binalar çok sağlam inşa edilmek durumunda. Herkes yaptığı işi bir kere çok düzgün ve ahlaklı yapmak zorundayız yani. Ben bu işi yaparken, siz kendi işinizi, işte mühendis, müteahhit kendi işini yaparken, hepimiz yaptığımız işle imtihandayız ve hepimiz yaptığımız işten sorumluyuz neticede. Ve ne yaparsak gerçekten de dönüp dolaşıp, ister buna kader deyin, ister karma deyin, ne derseniz deyin, dönüp dolaşıp sizi buluyor. Buluyor. O yüzden neyi ürettiğimiz o kadar önemli ki ne yaşanırsa yaşansın. Dediğin gibi dünyada doğal afetler olacak, olmaya da devam edecek. Önemli olan bunun sende yarattığı duygu, sende neyi açığa çıkarıyor? Bunu Ben de yaparken şöyle. çok taraf olmadan, sen birilerine bağırıp çağırıp kızarken ya da eleştirirken, yargılarken bir tarafında da onu da gördüğüm şeyi ben acaba hiç yaptım mı? Birilerine haksızlık yaptım mı? Birinin hakkını yedim mi? Birilerine yanlış yaptım mı? Neyi görüyorsam çünkü mutlaka bende de bir parça vardır gibi bir sorguda olmak. Bütün kaygıların, korkuların altında hep derler ölüm korkusu yatar. Uçağa binemeyen, asansöre binemeyen, işte ne bileyim sevdiklerini durduk yerde sevdiklerini kaybetmekten korkan bir Yaseminken arayışlar sayesinde, sizler gibi uzmanların eğitimlerini pür dikkat dinlemelerim sayesinde şuraya varmışım yani. Diyorum ki Yasemin her şey olabilir. Tabii ki herkes görevini çok iyi yapacak. Tabii ki ben de evimi sağlama alacağım. Kontrollerimi yaptıracağım Yasemin olarak vesaire. Ama biliyorsun ki her an her şey olabilir. Doğanın başka bir doğası var. Her an da ruhunu teslim edebilecekmişçesine sakin. Bu ceketi çıkartırcasına hani buyurun görevim bitti diyecek şeye geldim yani. Hani duruma gelmişim. Harika. Ben şoktayım gerçekten Harika. şoktayım Tam da bu. yani. Çünkü bak tüm her şey aslında en güçlü olarak şu korku enerjisini arındırmamız için yaşanıyor. İşte o yüzden ısrarla tekrar tekrar hani nötr kalalım derken korkuyla yeterince beslendi. Yani öyle beslendi ki hani çok korkmayan birisi bile sürekli görüntü geliyor önüne. Yani alandan çektiği için geliyor. Çünkü burası çok dolu. Ben de diyorum ki hani yeter. Hani buraya
korku yerine sevgi, her şey daha güzel olacak. Yani bir şekilde bu topraklar gerçekten dünyanın kalbi, yani uyanışında başladığı yer. Evet. Bu ne anlama geliyor? Dibe vurduğumuz oranda biz yükseğe çıkacağız, yukarıya Kesinlikle. çıkacağız. Evet. Doğanın kanunu. Tabii. Hı. Ve az kaldı. Hı. Yani bence kişisel fikrimi söylüyorum. 1999 depreminde İstanbul'daydım. Bir gece evvel amcamlarda kalıyordum. İşte teyzem, kızları, kuzenler de hep beraber bizdeydi. Hı. Rüyamda gördüm. Deprem mi? Rüyamda işte Hürriyet gazetesini gördüm. Gazete siyah manşetle atılmıştı. Hı. İşte İstanbul yok oldu gibi böyle bir Oh. siyah manşet vardı. Şeyi gördüm. Gazeteyi gördüm ama işte rüyamda ben Adana'daymışım. İstanbul'da akrabalarımız var. Annem İstanbul, Hı. anne tarafım, amcalar, kuzenler buradan. Ben panikliyorum. Yani İstanbul'a ulaşmamız lazım. Ulaşamıyoruz kimseye. Sonra deprem sarsıntısıyla uyandım. Yani rüyamda Hı. bunlarla uğraşırken Hı. gece uyandım. Bu depremden önce de bir rüya gördüm. Hı. Ondan sonra. Fakat bu rüya hani ilginç bir şekilde tamamen yeni enerjiyi indirdiğini o kadar net, yani rüyamda da gösterdi, gördüm Bu ki sefer mi? evet, Hmm. hani şey, güneşin kararıp kaybolduğunu, buradan başka bir güneşin doğduğunu, iki güneş birden Oh. var, yani gözünü açmışsın, iki güneş var ya, niye iki güneş var diyorsun, güneşin birisi top gibi düştü. Buradan yepyeni, daha büyük, daha parlak bir güneş yukarıya doğru çıktı. Bir şey olacak belli. Hani o kadar bariz belli ki. Bir güneş gitti, bir güneş burada yeniden var oldu. Bu kendi yorumumu söylüyorum yani. Tamamen dünyaya böyle dalga dalga yeni enerji indirildi. Yeni enerjiden kastımız yani titreşim çok hızlandı. Bu titreşim doğal olarak herkese çarptığı için herkese tak 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 anlık idrakler, anlık uyanışlar sağlayacak. Hani dipten çıkış ya da gelecek daha güzel dememin nedeni bu zaten. O nedenle hani inşallah biz ve bizden sonraki kuşaklar bu kadar acı şeyleri yaşamak ya da konuşmak durumunda da kalmayacaklar. Yani İnşallah. oraya doğru gidiyoruz. Kendimi çok kötü hissediyorum cümlesi çokça şu anda hani konuştuğumuz, kullandığımız bir cümle. Fakat işte bu cümlenin ardını birazcık hani daha doğrusu önünü açmak adına, olumlu katkılarımıza devam edebilmek adına yani aslında yani hani hayat devam ediyor derken hepimizin bu hayata katacağı bir şeyler var. Hepimiz bunlar için geldik neticede. Bu katkılara devam edebilmemiz adına da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çok basit belki şu anda unuttuğumuz, içinde kaybolduğumuz durumlar var. Hani ben sizin tavsiyelerinizi de aktarmak isterim Evet. izleyicilerimize. Şimdi bu hızlanan titreşimler nedeniyle düşünce gücümüz de çok güçlendi. Bir insan ben çok kötüyüm, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dediği sürece sürekli bir tanım içindedir. O tanımı söylediği müddetçe de sürekli kendi içinden onay gelecektir. Evet kötüsün, evet kötüyüm, kötü hissediyorum. Ve Bakın. kötü bir de sadece his de değil. Evet. Yani bir haldir de yani. Evet. Yani bir yapış oluştur da. O bir düşünce Tabii. o duyguyu Tabii. yaratır zaten ve seni de o enerjiye sokar. Şimdi bunu sürekli söyledikçe aslında sürekli var edersin. Düşünce o kadar güçlüdür ki, bakın o kadar güçlüdür ki, buradan çıktıktan sonra o kapının ardında hiçbir şey yok de %100 bu düşünceyle çık, o kapının arkasını boş bulursun. O kadar güçlüdür. Hani kül almaktan vermekten bahsediyor ya insanlar. Düşünce gücüyle. Düşüncedir. Yediğin zaman suçlulukla yersin. Bu bana kül aldıracak biliyorum. Kül aldırır zihin bunu dediği için. 3 gün yemek yemezsin. Ah bak ne güzel veriyorum dersin. Veriyorum dediğin için de o kilo gider. Ama o düşünce orada üretilmezse ne alırsın ne verirsin. Zihinsel olarak ya her şey zihinde bitiyor. Bu ne anlama geliyor? Herkes kendi kendinin psikoloğu, aslında doktoru olacak. Nasıl Mecburen. olacak? Bundan sonra şunu bilecek. Birileriyle konuşurken konuştuğu şeyi büyüttüğünü bilecek. Mesela depremle ilgili konuşuyor ve sürekli
Depremle ilgili hikayeler anlatıyor. Bak 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 büyüttün. Depremle ilgili sürekli ben bu psikolojiden çıkamadım, kendimi kötü hissediyorum, uyuyamıyorum, kalkamıyorum dedin. Onu da var etmeye devam edeceksin. Ta ki artık yorulana kadar. Biraz önce dediğim gibi bu evrene yapacağımız en büyük katkı güçlü durmaktır. Güçlü. İşte o nedenle nötrde kalın diyorum. Şimdi madem düşünce gücü bu kadar arttı ve hemen bir duyguyu da beraberinde getiriyor. Çok inanmasam bile bir kere şikayeti bırakacağız. Bak çok önemli, şikayeti bırakacağız. Bu konuyla ilgili birilerini çok eleştirmeyi, yargılamayı bırakacağız. Yapabileceğimiz bir şey varsa kendi adımıza yapacağız. Ama sürekli taraf olup öbür tarafa taş atmayı bırakacağız. Çünkü attığın taş sana gelir. Doğru. İyisi de gelir. Tabii. Kötüsü de gelir. Hani tenis oynadığını düşün. Topa vurduğun anda top geri gelir. Hareket budur. Bunu da bırakacağız. Yani taş atmayı. Bütün bunlar şikayeti bıraktığımızda, taş atmayı bıraktığımızda, eleştirmeyi bıraktığımızda, yargılamayı bıraktığımızda bütün bunlar alanı temizlemeye başlar. Ha birdenbire çok mutluyum, çok keyifliyim, kendimi değil, hissediyorum diyemezsin belki tabii bunu. Ki değil. Kimse diyemez. Ama neyse sanki yavaş yavaş iyi oluyorum. Yavaş yavaş toparlanıyorum cümlesiyle insanlar başlayabilirler. Tabii ki biz de öyle. Yani ben tevekküldeyim derken kendimi iyi hissediyorum diyemem. Ama bir teslimiyet halindeyim Kabul de. Kabul veriyoruz. halindeyim. Kabul. Bazen sadece inanıyor olmayı da yani inançlı olmayı da sorgulayan insanlar oluyor, görüyorum. Onlara da saygım var. Herkesin bir yolu var. Yani herkes sonuçta bir tarafından bağlanmış hayata. Yani neticede. Bu bana iyi gelen, bu anlamlandırma biçimime daha çok oturan diyeyim. Yani işte herkes sonuçta, kimisi işte dünya toz bulutuydu diyerek hikayeye başlıyor. Kimisi işte Adem ve Havva ile başlıyor hikayesine vesaire vesaire. Yani tutunduğumuz şeyler farklı olsa da buraları bile yargılamadan bence. Buraları bile yargılamayarak yani. Hani Kim onu, kendine ne iyi geliyor? Evet. Onu bile yargılayanlar var çünkü görüyorum. Hayır, yok. Yani şöyle. Bakın hiç kimse benim YouTube videolarımda ya da Instagram'da işte çok fazla işte Kur'an-ı Kerim'den, ayetlerden, bir şeylerden bahsettiğimi duymaz. Doğru mu? Yani doğru. Sen de izlediğin için evet, söylüyorum. Evet. Deprem olayı olduğundan beri hemen her gün bir ayetel kürsü okuyorum. Niye? Çünkü çocukluğumda babaannem, rahmetli babaannem ilk ayetel kürsüyü öğretti bana ve dedi ki kızım bu duayı oku, sana da ailene de hiç kimseye bir şey olmaz. Top atsalar yıkılmazsın dedi. Aynısını anneannem rahmetli söylemişti. Otomatik okuyorum. Okuduğuma da rahatlıyorum. Ve bana çok iyi geliyor. Bitti. Orada birisi örnek inanmıyordur. İnanmayabilir. Ben inanıyorum. Ben enerjilere de inanıyorum. Sizin videolarınızın hepsini izlemiş, yalayıp yutmuş bir insan olarak ben bütün bu anlattıklarınızın, yani videolarınızda anlattığınız şeylerin, o enerji olaylarının vesairenin zaten inandığımla örtüşmediği bir yer yok ayrıca. Yani kelimeler farklı olabilir ama içerik aynı. İnanç korur zaten. Evet yani. Orada bir enerji var. Evet. Yani dua dediğimiz de yüksek frekanslı tabii. bir enerji yani tabii. Dua evet. var orada. Ya çok garip yani, geçen bir şarkıcı galiba Tanrı bizi korusun yazmış Instagram sosyal medyasına. Tanrı bizi korusun dediği için, Tanrı kelimesini kullandığı için bile gırla eleştiriler almış mesela. Yok, yani bu kadar nereye şekilci takılıyor? Olmayalım. Evet yani kadar kimi enerji olmayalım. Diyor, kimi doğa diyor, kimi Allah yaradan diyor, diyor, kimi Tanrı diyor, diyor. Diyor. Hepimiz aynı ana şeyden kaynak bahsediyoruz. Diyoruz. Evet yani. Yani herkes farklı şey söylüyor ama aynı şeyi bahsediyor. Aynı şeyden bahsediyoruz. Evet. Yani o yüzden sonuçta hani bir kara delikten bahsediyor diyelim ki bilim adamı. Ama mesela kara deliğin ötesini sorduğunda orada kalıyor, soru da kalıyor yani. Hani cevap da yok. Bildin mi hani? Evet. Değil mi? Evet. Siz de iyi yani biliyorsunuz ki. Ben de mesela ki. Tanrı kelimesini kullanırım. Bazen bu tür şeyleri bana da yazarlar. İşte neden işte Allah kelimesini kullanmıyorsun diyorlar. Şimdi ben de her zaman aynı şeyi söylüyorum. Yani evet kelimeler ya da kelimelerin de bir enerjisi var. Ama asıl olan niyet. Tabii aynen. Yani asıl olan niyettir. Bu ne anlama geliyor?
Ben anlamadığım şeyler hakkında ya da bilmediğim şeyler hakkında çok ahkam kesmeyi de sevmem. Artı çok reddetmeyi de sevmem. Yani bilmiyorsam bunu Tabii belki doğrudur. belki de Aynen. Tabii doğrudur. ki. Reddetmem de. Sadece meraklıyımdır. Dinlerim. Tek şeye dikkat ederim. Gerçekten bunu bilen anlatsın bana. Tek dikkat ettiğim şey odur. Bunu bilen anlatsın. Çünkü bugüne kadar doğru sandığım çok şeyi bir değiştirmek zorunda kaldım Yasemin. Öyle geldim bu zamanlara. Hani şöyle baktığım şeyler oldu. Biraz kibirli baktığım, ben bunu biliyorum ya dediğim. Birçok şey oldu. Hemen her konuda. İnsanla ilgili, bir olayla ilgili. Hayatta bana sürekli sen hiçbir şey bilmiyorsun dedi. Bugün geldiğim noktada en sevdiğim cümle, artık bunu daha önce de söylemişimdir. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama öyle hala öğreniyoruz yani. Tabii ki. Bilmiyorum. Bilmediğim dediğimde bilgi açılıyor çünkü. Bilmiyorum. Tamam. Yani şunu biliyorum ama benden daha yüksek bir zeka var. İlahi bir zeka. Ben dedim ya, ben buysam etten kemikten ben bu kadar değilim. Bir de dalga boyu diye anlatıyoruz ya, kuantum boyutu. Benden daha büyük bir zeka var. Daha ilahi büyük bir güç var. Ben bu kısıtlı bedenimle yapabileceğim belli. Bu kadarcık belli, düşüneceğim şey de belli. Doğru mu? Doğru, Yani tabii ki. ben bu duvarın arkasını göremem. Duvarın içinden de geçemem. Bu beden buna müsait değil. Ama şunu yapabilirim. Her şeyin olma nedenini biliyorsam, yani pardon bilmiyorsam, şeyi biliyorum ama tesadüf yok. Ve her Tabii ki. olan aslında hayrımıza da oluyor bilgisi de bende Tabii ki. varsa, ben yapabildiğim kadar bu bedeni ya da bu bedenin egosunu çok böyle karıştırmadan olanı görmeye çalışırım. Elimden gelenin en iyisini yaparım. Eğitimlerimde de böyledir. Yüzlerce binlerce kişi alır eğitimlerimi. Benim tek kriterim vardır. Elinden gelenin en iyisini yaptın mı Serpil? Yaptım. Vicdanın kendine, Tabii sorgun da ki, tabii kendine. ki. Gece rahat yatabilirsin. Çünkü gerçekten emek verdin ve bunu hazırladın. O beğenir, o beğenmez. Gerisi artık benim için önemli değildir. Ne övgüsü ne yergisi. Hiç orada değilim. Ben bana düşeni yaptım. Elinden geleni yaptıktan sonra da en sevdiğim şeydir. Allah'ım gerisi sende. Çünkü üstünü ben göremiyorum. Burada da yaptığımı yaptım. Tabii ki her insan gibi isteklerim ya da arzularım da var. Örnek bir yerde kilitlendim ya da yolu göremedim. Allah'ım sende diyorum. Daha ben yanıt gelmediğini görmedim. Örnek, tasavvufa girersin. Ben yedi çakrayı anlatırım. Tasavvuf yedi nefse emmareden başlar. Levvame, mülhime, değil mi? Kamile, safiye diye yukarıya doğru gider. Hepsini de biliyorsunuz. İşte dört kapıdan bahseder orası. Ben dört kapıyı başka türlü anlatırım. Evet. Değil mi? Tabii. Herkes o bilgiyi aslında aynı şeyi anlatır. O yedi mertebeyi işte her an insan dünyada yaşar zaten. Evet. Bir an bir haldesindir, değil Tabii. mi? Bir aşamadasındır. Bir an levvamedesindir, bir an emmaredesindir. Hepimiz yaşıyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle tabii ki. Dolayısıyla bildiğinde o zaman buradan bunu tasavvuf anlatmış, oradan bir Budist anlatmış, oradan bir işte Kur'an-ı Kerim'den bir hoca anlatmış örnek. Ne önemi var? Evet. Bunların hiçbirinin Tabii. bir önemi yok. Ki her taraftan aslında aynı şey söyleniyor. Bilgi Yani hep tabii aynı. ki. Tasavvufa da gir aynı. Evet. İşte Yahudilerin kabbalasına da gir aynı. Kur'an-ı Kerim'i gerçek anlamda yorumlayın. Mesela burada isim verebiliyoruz mu bilmiyorum Tabii. ama hani çok severek takip ettiğim bir hoca var mesela. Profesör Doktor Hüseyin Uysal. Yani bu kadar güzel o ayetleri tasavvufi anlamda da ve kuantumu da çok böyle sindirmiş bir hoca olarak dinlemelere doyamıyorum. O kadar Ben de güzel dinleyeyim. anlatıyor ki. Mesela onun Kuantum Hakikat diye bir videosu var. Bu şekilde dinlediğinde aslında bak aynı şey anlatılıyor. Kafanda kuantumda, tasavvufta, Kur'an-ı Kerim'deki verilen bilgi de tak 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 oturuyor, konu kapanıyor. O yüzden ben hiçbir şey bilmiyorum demeyi çok seviyorum. Evet. Çünkü o zaman yeni bilgi geliyor. Peki bu
en azından kaygıları, korkuları birazcık böyle daha aza indirmek adına, yani bir şey daha gelmeden bütün önlemlerimizi alırken, almaya çalışırken, tamamen o hani böyle korku denizinin içine kendimizi bırakmamak adına yapmamız gereken hamleler. Ellerini gece yatağa yattıklarında ya da evde uzandılar mesela koltuklara kalplerine koysunlar. Kalp çakramızı aktive edebiliriz. Mesela bir 5 dakika elleri kalbindeyken böyle biraz nefesine odaklanıp burayı böyle pembe pembe bir enerjinin döndüğünü hissettiğimizde bu direkt mesela frekansımızı yükseltir. Eğer imkanları varsa ve seviyorlarsa, yapabiliyorlarsa günde 5-10 dakikalık bir meditasyon insanın frekansını yükseltir. Ha başka birisi örnek meditasyon yapmazsa dua okur Namaz ya da kılar. namaz Tabii kılar, ki. ibadetini yapar. Mesela inanılmaz o kişinin huzur dediğimiz yani o frekansı yükseltir. Yani iyi hissetme hali dediğimiz bu. Diğer yandan insanlara yavaş yavaş sosyalleşmelerini de öneririm. Bu ne anlama geliyor? Hani evet biliyorum 7-24 ilk günlerde ben de öyleydim. İşte biraz da aile Adana'da olduğu için televizyon başındaydınız. Haberler, haberler, haberler. Ama şimdi böyle doğada biraz yürüyüş yapma, biraz böyle hani ortam değiştirme, yürüyüş yapma. Mümkünse bu tip konuları konuşacaksanız da işin böyle negatif ya da karanlık tarafını değil de hani daha yapıcı, daha üst boyuttan konuşabileceğiniz insanlarla Bir hani arada olmak, bir değil mi? arada olmak. Yani şu anda işte bizim konuştuğumuz gibi Evet, biz çok de şükür. konuşuyoruz ve depremi konuşuyoruz. Ama hani depremi bin türlü konuşabilir insanlar ve konuşuyorlar da. Çünkü herkes farklı bir hikaye okuyor. İşte o kalp çapkasına odaklanmak, işte biraz meditasyon yapmak, ibadet etmek. Bu arada tabii mümkün olduğu kadar korku enerjisinden hani arınmaları da gerekiyor. Ha buradaki güzel haberi vereyim. Şimdi yüksek frekanslar açığa çıktı dedim ya. Şimdi eski enerji gidiyor, yerini yeni enerjiye bırakıyor. Bu da bizim hem birçok şeyi isteklerimizi hızlıca oldurmasını sağlarken bir yandan da arınmamız gereken korkulardan hızlı bir şekilde aslında arınmamızı da sağlıyor. Bu nedenle örnek ben mesela bir korku hissettim. Yani işte depremle ilgili olabilir, başka bir konuda olabilir, kaybetme korkusu olabilir. Korku hissettiğiniz anda nefesinizle mesela bırakın diyorum. Yani o enerjiyi alanından nefesinle bile çıkarabilirsin. Tabii. Gözünü kapa, o nefeslen dışarıya at. Eğer illaki mesela bir şey imgelemek istiyorsan böyle bir duman gibi nefesinden çıktığını bile imgeleyebilirsin. Ben genellikle bu çalışmayı böyle tertemiz hani saf bir nefes görene kadar yaparım. Mesela bir an böyle içimden bir şey yükseldi. Hani çıktı. Artık bir şey görmüyorum. Koyu bir şey görmüyorum yani. Saf. Artık çünkü içimden çıktı gibi. Mümkün olduğu kadar konuştuğumuz kelimelere dikkat edelim. Yani çok kötüyüm, uyuyamıyorum, daha kötü. Bunların hepsi direkt komut ve kendini gerçekleştiren kehanetler gibi. Şikayetleri bırakalım. Başka insanlarla bu konuların dışında konularda yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. Tüm bunlar insanları yavaş yavaş o düşük frekanstan yukarıya doğru taşıyacaktır. Ama bence en önemlisi şuna inanalım. Hani eminlik derecesinde inanalım. Her şey güzele ve iyiye gidiyor. Her ne kadar öyle görünmüyor gibi olsa da her şey iyiye ve güzele doğru evriliyor şu anda. Buna kalpten inanalım. Serpil Hanımcığım, iyi ki varsınız. Her program, her videonuz, her cümleniz, kitaplarınızdaki her cümle gerçekten hayatlarımıza çok büyük açılımlar sağlıyor. İnşallah hep görebilenlerden, idrak edebilenlerden olalım. Diliyorum ki buradan anlatmaya çalıştıklarımız da ihtiyacı olan herkese ulaşmıştır. Yine her zamanki temennim. En güçlü inanç, iman derecesindeki en güçlü frekanslı duyguyu yaratır. Evet, değil mi? Tabii iman tartışılamaz bile. Çok Evet. güçlü bir frekanstır Evet, o. evet. İşte sen bir şeye iman derecesinde inandığında, yani o duyguyu yarattığında olay biter.
Diliyorum ki herkes birbirine saf sevgiyle sarılsın. Diliyorum ki artık dünyada kötülükler geride kalsın. Bu yaşanılanlar boşuna yaşanmış olmasın yani. Hani gerçekten almamız gereken mesajları almış olarak yolumuza devam edelim. Son sözü size bırakmak istiyorum aslında. Yani biraz önce hani bir örnek vermiştik ya, büyük bir akvaryum gibi düşünün dünyayı. Evet. Suyun içinde balıklar var. Yani Hı insanlar, hı. bizler varız, hayvanlar var işte, ağaçlar, bitkiler. Doğal olarak biz mesela şu anda gerçekten suya oksijen veriyoruz. Hı Çünkü su hı. kirlendi. Evet. Hı Kirlenmiş hı. suya oksijen veriyoruz. Yani nefes alması Hı için hı. insanlar. İşte hepimizin her cümlesi, Hı. her kelimesi bir oksijendir. Çok önemli o yüzden. Evet. Dedim ya, Hı. hani kendinizle ilgili bile Hı bakın. hı. Çünkü kendinle ilgili söylediğin de buraya geliyor. Yani Tabii. ben kendimi iyi hissetmiyorum Hı diyorsun. hı. Ben ortaya attığın için buradan alıyorum. Ay, kendimi kötü hissediyorum diyorum. Hı. Çünkü biz alıyoruz, hepimiz Hı kullanıyoruz. hı. Düşünceleri buradan Hı alıyoruz. hı. O nedenle her şeyin güzel olacağına Hı. inandığımızda, kendimizi iyi hissedecek şeyleri yavaş yavaş yapmaya başladığımızda, o umudumuzu hep koruduğumuzda, hatta emin olduğumuzda her şeyin hayrımıza doğru gittiğini ve bundan sonra daha da güzel Hı olacağına hı. emin olduğumuzda böyle bir rahatlık gelir. Bununla ilgili yayınları takip ederse Evet. arkadaşlarımız, bunlardan bahsedenleri takip ederlerse, stres ve enerjileri yükselecek. Bakın, ben 2-3 tane deprem profesörü var eminim. Hepsi de uzman ve anlatıyorlar. Hı. Başka bir tanesi de burada bir şey söyledi. Örnek mesela Adana ile ilgili. Dedi ki öyle ciddi bir şey birikmedi orada. Büyük bir şey de Hı üretecek hı. kadar büyük değil Hı dedi. hı. Dedim ki ne güzel söyledin ya. Aldım, kabul ettim. Yani ben Hı. buna inanmayı seçtim Hı dedim. hı. Olayı Hı bitirdim hı. Adana ile ilgili. Ha, diyeceksin ki, ya da belki arkadaşlar diyecekler ki, bu kadar basit mi yani, bitti mi oradaki olay? Hayır, bak gene aynı yere Hı. geliyoruz. Ev, hepsi kardeşlerim orada, annem babam orada. Evle ilgili bütün işte yapmaları gereken şeyi yapıyorlar, kendilerince önlemler alıyorlar. Hı. Bunların hepsini zaten ben biliyorum. Hı. Ama diyorum ki ben şu anda uzaktan onlarla ilgili hiçbir şey yapamam. Yapamadığım için buradan Hı uzaktan hı. sürekli endişe, sürekli vesvese, sürekli korku üretirsem suyu sürekli kirletirim. Hı. Hayır, ben kirletmeyi seçmiyorum. Ben onların güvende olduğunu biliyorum deyip buradan yapabileceğim sadece bu. Hı. Bunu seçiyorum. Onlar güvendeler. Orada ciddi bir şey olmayacağını biliyorum. Çok şükür her şey yolunda deyip suya bak, bir damla daha oksijen verdim. Hı. O oksijenden onlar da faydalanacaklar. Çünkü onların ihtiyacı var. O bölgede olanların daha çok ihtiyacı var. Doğru. Hı. Bizim de buradan yaptığımız bu. Ama Hı. yayınlarla, Hı. ama düşüncelerimizle ya da duygularımızla. Hı. Evet. Evet, Evet. yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Hı. Beni konuk ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ne demek? Çok ihtiyacımız var gerçekten size. Her zaman. İyi günde, kötü günde. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Yani. Yani. Bu tam da söylediğim gibi iyi gün kötü gün. İnsanlar böyle evlenirken iyi günde kötü günde beraber misiniz diye sorarlar ya gerçekten. Bazı dostluklar da öyle. Siz de öylesiniz yani iyi günde kötü günde yanımızda olduğunuz için asıl ben teşekkür ederim. Biliyorum hani bunca işinizin gücünüzün ve bir kez daha da size de geçmiş olsun diliyorum. Yani aileniz Adana'dayken üstelik aklınız oradayken. Yine bizleri en azından biraz olsun elimizden tutabilmek için bizimle olduğunuz kırmayıp çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ediyorum. Yani ne yaparsak kendimizi yapıyoruz diyoruz ya. Hani insan birlik bilincine birazcık da olsa vakıf olduğunda ben. aslında şunu biliyor. Hani gerçekten ben, sen, o yok. Sadece bir var. Hı. Ve birin içinde de biz varız zaten. Bu anlamda umarım insanlara da ya da izleyen arkadaşlarımıza bir nebze de olsa katkı sunmuşuzdur. İhtiyaç duyulduğu sürece ben buradayım. Hemen her konuda da zaten konuşmaya devam edeceğiz. Daha birçok güzellikler konuşacağız. Birçok farklı konular zaten konuşacağız. Çok daha güzel günlerde tekrar bir arada olma umuduyla diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada Serpil Ciriççi'yi hala takip etmeyen varsa sosyal medya adreslerini burada paylaşıyoruz.
sayfasında birçok çalışma var arkadaşlar. Yani hani gözüm kapalı hepsine kefil olabilirim. Çünkü ben o çalışmaların bugüne kadar yapılanların hepsine dahil oldum. Bundan sonrakilere de hep dahil olacağım. Çünkü hayatıma çok büyük katkısı oldu. Gerçekten fikirlerinizin, paylaşımlarınızın. O yüzden arkadaşlar hep böyle olumluya bakmaya çalışalım gerçekten. Olumsuz haber her yerde çok fazla var. Neye bakarsak onu büyütürüz. Onu büyütürüz aynen. Serpil Ceritçi'nin paylaşımlarını bence dikkatle takip edin ve kaçırmayın diyorum Yasemin olarak. Çok tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka bir yayında yine birlikte oluruz. İnşallah, inşallah. İnşallah buradan ihtiyacı olan herkese bütün anlatmaya çalıştıklarımız, bütün güzel duygularımız ulaşmıştır. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz. Yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz, sorularınızı. Hepsini tek tek okuduğumuzu bir kez daha hatırlatarak hepinizi sevdiğimizi tekrarlamak istiyorum. Ve tekrar buluşuncaya kadar en güzeli emanet olun diyorum. Hoşça kalın. Thank you.